Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Artık yeter, geçinemiyoruz diyen büroviçileri sendikaları da aramızda. Hoş geldiniz. Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken onlar korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksilmeyle sınandığımızı söyleyip sabretmemizi söylüyorlar. Ancak bıçak kemiğe dayandı. Sabredecek ne zamanımız ne ömrümüz kaldı. Geçinmek için kamunun tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Geçinmek için kamudan, emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz. Çok kazanandan az, az kazanandan çok anlayışıyla sırtımıza yüklenen adaletsiz vergi dilimleri nedeniyle yıl ortasına varmadan maaşlarımız eriyor. Cebimize girmeden çıkıyor. Geçinmek için gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini istiyoruz. Dün açıkladıkları asgari ücrete de baktığımızda sanki %50'lik artışlarla asgari ücretle çalışan milyonların ücretlerini Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar arttırdıklarını söylüyorlar. Ancak ülkede yaşanan ekonomik kriz, dolarizasyon, özellikle TL'de yaşanan değer kaybıyla birlikte bugün asgari ücret ve dünden bu yana dolardaki yükselmeye de baktığımızda her geçen gün daha fazla ücretlerimizde kayıplar yaşıyoruz. O açıdan keskin olarak grevli, toplu sözleşmeli, demokratik bir yeniden sendika yasası, toplu sözleşme yasası, yine asgari ücretin ILO standartlarında belirlenmesi için görüşmelerin de demokratikleştirilmesini talep ediyoruz ve bu asgari ücretle yaşanmaz, geçinememe sorunumuzun devam edeceğini ifade ediyoruz. O nedenle dün mecliste kabul edilen bu bütçeye ek bir bütçe yapılmasını talep ediyoruz. Hem asgari ücretin hem kamu emekçilerinin almış oldukları ücretin insan onuruna yaraşır bir ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Temel gıda ürünlerinden alınan KDV'nin sonlandırılmasını talep ediyoruz. Her türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, özellikle dünyada ve ülkemizde bize dayatılan bu neoliberal politikalar sonucunda temel bir istihdam biçimi haline getirilmeye çalışılan esnek, güvencesiz, performansa dayalı uzaktan çalışma biçimlerine son verilmesini ve kamuda sözleşmeli çalışan tüm kamu emekçilerinin, işçilerin bir an önce kadrolu çalışma biçimine geçirilmesini ve sözleşmeli çalışmanın yasaklanmasını talep ediyoruz. Selam olsun eretlere, alım gücünün bu kadar düştüğü, alım gücünün bu kadar zayıfladığı bir ortamda verdikleri zam çok komik. Zam değil artık, onun için zam demek lazım. Şu an aldığım maaş, en son 5800 lira maaş aldım ben. Ocaktan sonra vergi diliminden falan kurtuluyor. Sanırım 6500
civarında bir zammız olacak. 6500 bilemedim 7000 lira olur en fazla. Yetmiyor şu an, benim kiram 3000 lira. Yani söyleyecek cümle bile bulamıyorum. Buna şimdi ortada her şeyin %100 arttığı bir dönemde bahsediyoruz. %50 bile değil, %100. Vallahi ben hani miktar olarak bir şey istemiyorum. Bana şunu verin ya da bunu verin demiyoruz biz. Biz insan yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Yani şimdi insan şu an ben 10 bin lira verin desem yarın 10 bin liranın bir anlamı olmayacak. Yani bu enflasyon ortamında 10 bin liralık bir miktar hiçbir şey ifade etmeyecek. Maaşımız 4000-4500 arası bir rakam. Bunun dışında performansa dayalı bir ücrete dayalı ek ücretimiz var. Türkiye'de yoksulluk sınırı en son bildiğime göre 13000 lira civarındaydı. Açlık sınırı ise 4000 lira civarındaydı. Şimdi yoksulluk sınırı 13000 lira olarak kabul ettiğimizde bugün ne işçinin ne memurun ne hekimlerin ulaşabildiği bir sınır değil. Şöyle ki ortalama benim performans dahil, maaş, ek ödemeler dahil 7500 lira civarında bir hekim olarak ve 28 yıllık bir hekim olarak toplam elime geçen bir ücret ve bu yoksulluk sınırının altında. Şimdi şöyle bir durum var. Performansı dayalı ücretlendirmede bütün gün makina gibi hiç durmaksızın, hiçbir mola vermeksizin, yani en temel ihtiyaçlarını bile karşılamadan ve hastaları da yeterli süre vermeden çalışan nadiren tek tük arkadaşlarımızın bu sınırı geçtiği doğrudur. Ama bu yüzde olarak çok az. Her kesime, hem sağlık sektöründe, hem kamu sektöründe, hem özel sektörde bu 13 bin liranın yoksulluk sınırından itibaren bir kademeli ücretlendirme olmasını savunuyoruz. Ve şunu da kesinlikle kabul etmiyoruz. Devletin buna bütçesi yok. Bu rakamlar fantastik rakamlardır şeklindeki itirazları kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Çünkü bu ülkede bütçenin yanlış alanlara aktarıldığını ve pek çok bütçenin ciddi bir bölümünün israf edildiğini savunuyoruz. Emekçinin, köyün sesi olmaya geldik. Geçinemiyorum diyen tüm halkların sesi olmaya geldik. Geçinemiyoruz artık. Döviz kurları aldı başını gitti, görüyorsunuz. Artık bir yerde sesimizi duyurma zamanı geldiğine inanıyoruz. Burada ses çıkarmaya geldik. Geçinemiyoruz. Herkesin kendini en iyi şekilde duyurabileceği bir ücret istiyoruz. Açlık sınırının altında kalmak istemiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Yaşamamız için de ekonomik olarak güçlü olmamız lazım. Bendeki bir kurt, benim rahatlığım olmak dışına seni. Öncelikle eriyen maaşlarımızın düzeltilmesini istiyoruz.
Ondan sonra demokrasi ve adaletin gelmesini istiyoruz. Çünkü bunlar olmadan biz sesimizi çıkarsak da bir işe yaramıyor. Şehir hastaneleri adı altında yandaşlara, müteahhitlere milyarlarca para...